Bismillahirrahmanirrahim. İnnel hamdalillahi nahmeduhu ve nestaînuhu ve nestağfiruhu ve na'ûzu billahi min şurûri enfusina ve min seyyiâti a'mâlinâ. Men yehdihillahu fela mudille leh ve men yudlilhu fela hâdiye leh. Ve neşhedü en la ilâhe illallah vahdehu la şerîke leh. Ve neşhedü enne Muhammeden abduhu ve resûlühü. Emmâ ba'd. Assalamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekâtühü. İnşallah bugünden başlar Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'in siyretlerini okup örgençliğini başlayalım. Yani şu dersimizi başlayalım Allah subhanahu wa ta'ala'dan avala bana bana şu işte ıhlaslı bir işliğini, ıhlaslı atla akışlığını soruyoruz. Hem de husnü kabul kılışını soruyoruz ki eğer ıhlas bu medyan olsa amel herkence kattab olmasın, kıyamette insanın ziyanı işlep olur. Siz bilmemizde Allah Teala'dan sabır tüleyimiz, davamiyelik tüleyimiz. Hem de Nebi Aleyhisselam hayatını okup örgenip, bundan ibrat alıp, hayatımızda tatbik kıladığı bendelerden kılışını soruyoruz. Allah Teala'nın bir fazla merhameti bilen, özüden medet soruyla halde başlıyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Subhanehu ve Teala, Adem Aleyhisselam'ın ilgi düşürgen günüden başlar, onu özünü halıca teşebbüye gelmiyor. Dünyada saadetli hayat geçirişliği, hem de özünü asıl vatanı bulan cennetke kayıtlı barışı için kendi kürsetme, kendi kullanma, yollanma gereği buladığı olsa özünü huzurundan bündürülen düşürüp durdu. Ve bana şu peygamberlerde silsilesinin ahirisi bulan Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve 23 yıl mabeyninde mükemmel şeriat Kur'an'la nazil kıldı. Haccatul Vada'da dururken Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ahirki ayetlerden şu nazır buldu ki اَلْيَوْمَ اَكْمَلْتُ لَكُمْ د۪ينَكُمْ Bugün dininizi mükemmel kıldım. Nimetimi toluk kıldım ve İslam sizlerge din buluşluğa razı oldu. Bana şu günden başlayıp şeriat-ı İslamiyemiz mükemmel oldu. Kur'an'da ya ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in hadislerde kendi büyürüğüler, kürsetmeler olsa, iki kendi kaytarılar olsa, bunların Müslüman kişi becerişteki şart olur. Şimdi soru, şu kürsetmelerini becerişlikten maksat ne? Cennet dediğimiz, kıyamette şermende olması dediğimiz, maksatlarının maksadı, gayelerinin gayesi Allah Teala'nın didarını görüşürüz. Niyetimizi baştan doğru koyduk ki, maksatsız cennete girişenmez. Allah Teala'nın didarını körgenden keyin cennetiler, bu cennetteki nimetlerine hamasını unutuşadır. Uyan mahluk cennete. Selamun kavlam min Rabbir Rahim. Cennetiler, şimdi bir cennetke, cennetteki nimetlerge, kömülüp kömülüp rahatlanıp durgeni de, parverdigarını yüzünü köredirler. Allah'ın yüzünü körüştüğü maksat. Maksadımızın en ahirgisi, alisi şu. Nebi Aleyhisselam'ın suhbeti de buluş, hem de Allah Subhanehu ve Teala'nın cemalini görüşmek. Bana şu yolu yakında itibarımız. Bu hususta hemen özünün fikri var. Özünü ilmi, dünya karışıya karaptırıp, hemen özünü tutken yolunu, özü doğrudur, bu arada. Şimdi taifeler var. Bizi Kur'an'da öz yeter dediğiler var. Kafir buladılar. Eğer sünnet gereğmez, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'e hatırlığı gelişlik şartmaz, bizi Kur'an özü yeterdi diyken adam bulsa, bu adam kafir buladı. Açık aydemiz. Sünnet Peygamber zamanı da kereye bugün, hadis desen, kanan bilesen şu hadisi iminle Peygamber etkeni dedi de, şu yapı bilen, sünnet inkar kıptırıp kafir bulup getirdi. Eğer Kur'an, bu Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'e hayatını örgenişlik ki kirişlikten avval aydınladığın gepler cüdökü. Bu fakat bir okup örgenip koyduğun tarih kitabımız. Siz bilen bizge günlük hayatımızda kereyip oladığın ibret namuna. Allah'ın razılığı yetkizdiğin yolda kendi etapamız. Kur'an eğer Allah Teala'nı insaniyetke düşürgen menhece, yollanması, kitabı kelamı oladığın olsa Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem anaşı kitabını özüne hayatında emali surette kürsatı vergen. Bana köp ahlaklar hakkında eşitkenmiz. Müslüman kişi bunday buluş gerek, bunday buluş gerek, mana sıfatlardan tiyiliş gerek, güde köp bilemiz. Yani bir saval tuğladı ki, eğer mana şu sıfatlarda hamması bitti adamda cemlense, kana adam var ki şu adam. Hiç kimden kohmasa, fakat Allah'a suyansa, fakirliğden şikayet kımasa, ıssı sağda mıngıllamasa, kolu açığı olsa, hatırlarga zor muamela kısa,
bolachaqaga zo'r tarbiya bersa, tijoratda yolg'on gapirmasa, qarab turib qana odam bo'lar ekan shu odam degan fikr keladi. Bilaylikki, ana shu odam Muhammad Mustafa sallallohu alayhi vasallam. Hayotda qanaqa o'rni bo'ladigan bo'lsa, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam mukammal suratda siz bilan bizga namuna bo'lgan. Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning hayotini o'rganishlik Alloh subhanahu va taoloning buyrug'i. Bu ibodat. Bu ibodat. Fama atakumur rasul fakhuduhu va ma nahakum anhu fantahu. Muhammad Mustafa sollallohu alayhi vasallam sizlarga nimani bergan bo'lsa, nimani olib kelgan bo'lsa, uni olinglar, nimadan qaytargan bo'lsa, qaytinglar. Allohning buyrug'iga labbay deb javob beradigan bo'lsak, payg'ambarimizning buyrug'iga itoat qilishimiz kerak. Ana shu biz aytayotgan sunnatni kerak emas deyotgan yoki Qur'onni o'zi bizga kifoya qiladi deyotgan odamlar yaxshilab eshitib qo'ysinki, Alloh taolo ana shu Qur'oni Karimda aytadi: "Astaydu billah, qul in kuntum tuhibbunalloha fattabi'uni yuhibbukumulloh va yaghfir lakum dunubakum." Ey Muhammad alayhisalom, ayting o'shularga, ya'ni bizga, boshqalarga: "Agar sizlar haqiqatan Allohni yaxshi ko'rishlik da'voingizlar rost bo'lsa, menga itoat qilinglar" deb ayting. Alloh taolo aytayapti, meni yaxshi ko'rsanglar, menga iymon keltirgan bo'lsanglar, Muhammad alayhisalomga ergashinglar deb buyuryapti. Alloh subhanahu va taolo Qur'oni Karimda siz bilan bizni buyuruydi payg'ambarimizga ergashishlikka. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana liman kana yarjulloha wal yawmal akhir va zakarallohi katiran. Allohga va qiyomat kuniga iymon keltirgan, Allohdan va qiyomatdan umidi bo'lgan hamda Allohni ko'p eslagan kishilar uchun Muhammad alayhisolamning hayotida ibrat namuna bor. Ertalabdan kechgacha radioda, televizorda bizga kumir bo'laman degan odamlarning son-sanog'i ko'payib ketgan. Alloh taolo aytayaptiki, sizlarga ibrat bo'ladigan, namuna bo'ladigan yagona kishi Muhammad alayhisolam. Chunki Nabiy sollallohu alayhi vasallamdan shunday mazmunli hadislar keladi: kim qaysi bir qavmni yaxshi ko'rsa, qiyomatda shular bilan birga bo'ladi. Biz payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning hayotini o'rganishlik bilan nimaga yetishamiz? Bizga nima bor? Bir odam bir yangi ko'chaga yursa, bir biroq yurmagan yo'lga bir yuradigan bo'lsa, katta uzoqroq masofaga qayerda qanaqa bir burilishi bor, qayerda qanday o'ydim chuquri bor, qayerda pasti bor, balati bor bilmaydi. Juda ehtiyot bo'lib, qo'rqib yuradi, baribir katta chuqurga tushadi. Chunki notanish yo'l. Tez yuradi. Endi hamma yurgan yoki avvaldan yurib tajribalarga tajriba qoldirilgan, hamma bilgan yo'l yurishi unga osonroq bo'ladi. Biz payg'ambar sollallohu alayhi vasallamni qoldirib ketgan yo'lda mahkam ushlab yuradigan bo'lsak, qoqilmaymiz. Nabiy sollallohu alayhi vasallam aytadilar: "Taraktukum ala mahajjatin bayda, layluha kanahariha." Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam aytadilar: "Men sizlarni deydi, o'zimdan keyin shunday bir yo'lga qo'yib ketyapmanki, bu yo'lni tuni kunidan ko'ra yorug'roq" deydi. Ya'ni payg'ambarimiz qoldirib ketgan yo'lda qorong'ulik yo'q. Kundek ravshan, tun bo'lmaydi bu yo'lda. Bu yo'ldan deydi Nabiy sollallohu alayhi vasallam, faqat Alloh adashtirganlargina. Ana shu adashmasligi uchun payg'ambarimiz mana shunday qoldirib ketgan yo'lda yurishligi uchun u zot sollallohu alayhi vasallamning hayotini o'rganishimiz kerak bo'ladi. U zotning hayoti biz uchun nima? Biz uchun nima? U zotning hayotini tug'ilib vafot etgunga qadar bo'lgan 63 yillik hayoti, xususan mana shu 23 yillik payg'ambarlik hayoti bizga dars va ibrat. Shijoatli bo'lishlik, noumid bo'lmaslik xususida darslar. Buyuk axloq haqidagi darslar. Haqni himoya qilishlik, haqda mustahkam turishlik haqida darslar. Allohning yo'lida sarf-xarajat ehson qilishlik, kuch sarflashlik haqidagi darslar. Idora xususidagi darslar. Oilani bir idora qilishlik darslari hamda ummatni yuksaltirishlik uchun bo'lgan kerak bo'ladigan dars ibrat namunalar. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam mana hammamizga ma'lum mashhur Arab jazirasida Makka mukarramada Quraysh qabilasida dunyoga keldi. Biz hali tafsilotlarga kirmayapmiz. Biz fazilat haqida gaplashyapmiz hozir. Yetim bo'lib tug'ildi. Tug'ilishi bilan yetim bo'ldi, chunki onasining qornida 2 oy homilador paytida onasi otasi vafot qildi. Yetim bo'lib tug'ildi. Aka-ukasi yo'q. O'g'il farzandlari yo'q. O'qishni yozishni bilmaydigan, bir-birini bir og'iz so'z uchun qirib tashlashga tayyor bo'lgan johil, urug'chilikda, qabilachilikda mahkam ushlagan, qoloq, cho'pon bo'lgan, qoloq bo'lgan xalq o'rtasida dunyoga keldi-da, 23 yil muddat ichida mana shu qoloq bo'lgan,
qo'y hidi kelib turgan, tarqoq bo'lgan bir millatni, bir xalqni dunyoga ustozlik qiladigan ummat darajasiga ko'tarib chiqdi. Tarixda bunaqa qisqa muddat ichida bunday ummatni yuksaltirgan kishi bo'lgan emas. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam yuborilgunga qadar insoniyat tarixi bir boshqacha ko'rinishda edi. Endi Nabiy sollallohu alayhi vasallam kelgandan keyin esa tarix boshqatdan yozildi. Nabiy sollallohu alayhi vasallamning ta'limoti keng tarqadi. Arablar yuksaldi. Fors va Rumni yengishdi, Fors va Rumni. Yevropa ham musulmonlardan ilm o'rgandi. Yevropani uyg'onganiga 600 yil bo'lgan bo'lsa, birodarlar, bu ummatni uyg'onganiga 1400 yil bo'lyapti. Islomiy ta'limot, islom olib kelgan ilm tufayli Yevropa uyg'ondi. Insoniyatni ustiga payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam olib kelgan ta'limot yangi tushunchalarni olib keldi. Haqiqat, hurriyat, adolat, tenglik, erkak va ayol o'rtasidagi bir tenglik, qulni haqqi, yetimning haqqi, yosh bolalarning haqqi, bularning barchasi payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sollallohu alayhi vasallam olib kelgan yangi tushunchalar edi. Tarixda buyuk insonlar ko'p bo'lgan. Lekin bularning buyukligi ma'lum bir vaqtda, ma'lum bir sohada rivojlangan, o'lganidan keyin 50 yil, 30 yildan keyin ular esdan chiqib ketgan. Ularning insoniyatga ta'siri o'zi yashagan davrda bo'lgan xolos. Iskandar, Arastu, Aflotun, Walter, Napoleon, Shakespeare va hokazolar. Endi bular Shakespeare'i she'rda ana shu shoirlikda taratdi, dong'ini dunyoga, shu sohada narag'iga o'tolmadi. Napoleon bir harbiy qo'mondon sifatida ko'zga ko'rindi, o'zini davri o'tdi, shu bilan tarix kitoblarida qog'ozligicha qoldi, hayotga ta'sir o'tkaza olmadi. Bir filosofiyada Aflotunlar shu falsafada dunyoga ta'limdida bo'ldi. Boshqa sohada ular bizga ibrat bo'lishlikka yaramadi. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallamning hayoti siz bilan bizga ibrat namuna deb aytdik. Biz payg'ambarimizning hayotini o'qilganmiz. Mana shu yerda nechta xil odam o'tirgan bo'lsa, umuman yer yuzida qanandaqa toifada odamlar yashayotgan bo'lmasin, albatta payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam ularga ibrat bo'lishiga yar edi. Payg'ambarimizga Alloh taolo hamma yaxshi sifatlarni jamlab berdi shaxsiyatida. Hatto payg'ambarlarning hammasida yo'q bu sifat. Masalan, payg'ambarlarda hammasiga biz iymon keltirganmiz. Ularning hammasini o'zimizni payg'ambarimizdek yaxshi ko'ramiz. Iso alayhissalom olaylik. Bizga mukammal suratda ibrat namuna bo'ladimi? Biz yaxshi ko'ramiz Iso alayhissalomni. Ruhulloh deymiz, alayhissalom deymiz ismi aytilganda. Lekin shu zotni hayotini o'rganadigan bo'lsak, u kishini kim deb taniymiz? Uylanmagan, bo'ydoq, taqvodor, dunyodan behojat, mahkum bo'lgan bir banda. Ota sifatida ibratlikka yaramaydi, chunki ota bo'lmagan. Rahbar sifatida ibrat bo'lishga yaramaydi, rahbar bo'lmagan. Jamiyatda bir ish yurituvchi sifatida ibratlana olmaymiz. Chunki u kishi faqatgina boyga aytganimizdek uylanmagan, dunyodan behojat, taqvoli, xudojoy, mahkum oddiy odam sifatida bizga ma'lum bo'ladi. Yoki Sulaymon alayhissalom olaylik. Sulaymon alayhissalom bizga qanaqa ibrat bo'ladi? Odil podshoh, shokir boy. Lekin kambag'al sifatida ibratlana olmaymiz. Kambag'al bo'lmagan Sulaymon alayhissalom. Mahkum oddiy fuqaro sifatida ibratlana olmaymiz. Podshoh bo'lgan, podshoh bo'lgan. Och qolgan, qiylangan, zaif holati bo'lmagan Sulaymon alayhissalom. Demak, bu payg'ambarlarning hammasi bizga hayotda mukammal ibrat bo'lishiga yaramaydi. Ma'lum bir sohaga yaraydi, bo'ldi shu bilan. Lekin payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamchi? Biz nimani o'qishlikka, nimani o'rganishga kirib ketayotganimizni bilib olaylik. Yer yuzida qanaqa yaxshi axloq bo'lsa, hammasi Muhammad alayhissalomda bir vaqtda o'zida jamlangan. Qanaqa yomon sifatlar bo'lsa, payg'ambarimizda birortasi ham bo'lgan emas. Shunday odamni taniymizmi? Shunday kishini taniymizmi? U kishini tanishligimiz u kishiga bo'lgan muhabbatimizga sabab bo'ladi. Muhabbatimizga sabab u zotni tanishlik, agar yaxshi ko'rmasak, iymonimiz komil bo'lmaydi. Biz nimani o'qishga kirishayotganimizni qadrini bilaylik. Nabi sollallohu alayhi vasallam aytadilar: "La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilayhi min waladihi va walidihi va nasi ajma'in." Mana hamma o'zini iymonli deb biladi. Mana hozirgi aytilgan hadisga quloq solaylik, o'zimizni o'lchaylik kimligimizni. Sizlardan bittangizga men otasidan ham,
bolasidan ham, jamiki insonlardan, hatto boshqa rivoyatlarda o'zini jonidan ham ko'proq men sevimli bo'lmagunimcha bu odamning iymoni komil bo'lmaydi dedi. Biz hammamiz o'zimizni yaxshi ko'ramiz. Hammamiz otamizni, bolamizni yaxshi ko'ramiz. Nima uchun Rasululloh sollallohu alayhi vasallamni uzoq bizdan talab qilganda yaxshi ko'ra olmaymiz? O'ylanib ko'rganmizmi? Tanimaymiz-da. Tanimaymiz uzoq. 30ga kirgan bolani endi kuch-quvvatga to'lib, aql hushi joyiga kelib, pul topadigan bo'lib, hayotda bir tikka turib olgandan keyin bir odam keldi-da, "Bolam, seni haqiqiy otang men bo'laman. Bu odam seni boqib olgan. Qiylangan paytimizda majbur tashlab ketganmiz. Bu odam seni boqib katta qilgan" dedi. Hali boqib katta qilgan deyilgan otasini oldiga borib so'radi, haqiqatan tan oldi. "Mana shu odam seni otang, tashlab ketgan biz boqamiz" dedi. Bu o'g'ayligi, bu o'zini otaligi ma'lum bo'ldi. Shu odam meni otam ekan degan ma'lumot kallasiga kirishigacha otasiga muhabbatli bo'lib qoladimi? O'zini otasiga? Yo'q. Kimni yaxshi ko'radi? Boqqan otasini-da, tanigan otasini-da, yaxshilik qilgan, parvarish qilgan, kasal bo'lganda qaragan, och qolganda qoni to'yg'izgan, kiyintirgan, yaxshiligini tanigan otasini yaxshi ko'radi o'g'ay bo'lsa ham. Xuddi shunga o'xshagandek, biz nimaga payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam yaxshi ko'ra olmayapmiz desak, biz tanimaymiz-da u zotni kimligini. Bizga qanaqa yaxshilik qilib ketganligini, u zotni kimligini biz bilmaymiz-da, shuning uchun yaxshi ko'rmayapmiz. Shuning uchun iymonimiz mukammal bo'lmaydi biz. Mana shu nuqsonni yo'q qilishlik uchun payg'ambarimiz tarixini o'rganamiz. Mana ikkita payg'ambar hayotini aytdik. Iso alayhissalom va Sulaymon alayhissalom. Endi payg'ambarimizga qaytamiz. Payg'ambarimiz onasining qornida 2 oylik yetim bo'ldi. Tug'ildi. Yetim bo'lib tug'ildi. Aka uka yo'q, opa singil yo'q, yagona farzand. Bir mamlakatda eng oliy maqom shu davlatda rahbari bo'lishlik bo'lsa, 100-chi tabaqada siz, eng pastda shu yetimlik. Nabiy sollallohu alayhi vasallam mana shu yetimlik bilan podshoh bo'lishlikka bo'lgan 100 ta tabaqa bo'lsa, 100 ta etaj bo'lsa, hammasini bosib chiqqan. Payg'ambarimiz yetim bo'lgan, kambag'al bo'lgan, birodi uyida o'tirgan, birodi qo'lida yashagan, cho'ponlik qilgan, savdogarlik qilgan, qo'yingki bitta katta bir mamlakat rahbari bo'lgunga qadar qanaqa etap bo'lsa biz tilda hammasini bosib o'tgan. Boylar bor oramizda. Tug'ilganda otasi boy bo'lgan, kambag'allikni ko'rmagan, kambag'al bilan muomala qilishni bilmaydi. Tug'ilib otasini ko'rganlar ko'p. Endi otasini tanimasdan yetimligida kichkinagida o'lib ketgan, yetim bo'lib o'sganlar bilan muomala qilishni albatta otasi borlar bilmaydi-da. Uni ko'yni qanaqa yarimtaligini, unga qanaqa gap, og'ir qanaqa gap, yengil kelishligini bilmaydi-da. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam hamma bosqichni bosib o'tgan. Opa-dadasining qo'lida yetim qoldi. Opa-dadasi o'tganda amakisining qo'lida qoldi. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam yetimlikda hamma achchig'ini ko'rdi. Faqir ham bo'ldi, boy ham bo'ldi, rahbar ham bo'ldi, zaif ham bo'ldi, kuchli ham bo'ldi. Qanaqa bosqich bo'lsa, hammasini bosib o'tdi. Biz tanimizmi shu zotni? Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam payg'ambar bo'lishligi bilan faqirlikka sabr qildi, quvvatga sabr qildi, hokim bo'ldi, mahkum bo'ldi. Xilma-xil toifa bilan gaplashdi. Yahudlar bilan, nasroniylar bilan, arablar bilan, xilma-xil qabilalar bilan jang qildi. Hatto eng qudratli bo'lgan Fors va Rum bilan urushdi, ularni yengdi. Payg'ambarimiz sahroisi bilan ham, madaniyat ko'rgani bilan ham muomala qildi. Mukammal inson bo'lgan. Payg'ambarimiz bobosi Abdul Muttolibning qo'lida yashar ekan, Abdul Muttolibni Ka'bani oldida solingan bir o'zining o'rindig'i bo'lardi. U yerga faqat Abdul Muttolib o'tirardi. Ana shu 4 yashar yoki 5 yashar Muhammad yugurib kelib o'tirib olsa, sollallohu alayhi vasallam amakilari turuningdan bobayni joyiga o'tirmagan. Abdul Muttolib chiqquncha hatto o'g'illari ham o'tirmasdan tikka turar edi. Lekin bu nevarasini, bu nabirasini Abdul Muttolib shunday yaxshi ko'radiki, tep qo'yilardi. O'tiraversin derdi. O'tiraversin, bu bolam buyuk odam bo'ladi derdi. Bobosini yon boshida o'tirib payg'ambarimiz bobosi podshohlar bilan qanday muomala qilyapti? Qabila boshlar bilan qanday muomala qilyapti? Elchilar bilan, savdogarlar bilan qanday muomala qilyapti? Go'dayligini o'rganib olgan. Shuning uchun payg'ambarimiz mukammal inson deb aytamiz. Yetimga qanaqa muomala qilishni bildi. Podshohga qanday muomala qilishni bildi. Biz tanimaymizmi uzoqda? Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam boy bo'lganida
boylarga ibrat bo'ladigan ishni qildi. Bir vodiy qo'y keldi o'ljaga. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam shu kuni hammasini tarqatib tashladi. Boylarga ibrat bo'ldi. Faqir bo'ldi, och bo'ldi. Ochligidan qorniga tosh balab yurib bitta odamga shikoyat qilmadiki, faqirlarga ibrat bo'ldi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam buyuk fotih sifatida ibrat bo'ldi. Makka ahli 13 yil Makkada keyinchalik qilgan dushmanligini, adovatini payg'ambarimiz ularni yengib, qo'lida muzaffar qilishi turgan paytida Makka ahlini hammasini yig'ib turib, "Endi men sizlarni nima qilaman, bilasizlarmi?" dedi. 13 yil payg'ambarimizga aziyat berishdi. 13 yil sahobalarni qiynagan mushriklarni payg'ambarimiz ustida 10 ming qo'shin bilan keldi, qo'lida qilichi turibdi. Intiqom olishga haqli bo'lib turgan joyda, mana aytdik, mag'lub bo'lganda sabr qilish oson. G'olib bo'lganda sabr qilishlik qiyin. Mag'lub bo'lgan odam iloji yo'q bo'ynini qisib ketaveradi, nima qila oladi boshqa? Endi qo'lida hukm bo'lganda, jazosini berishi mumkin bo'lgan paytdagi kishiga payg'ambarimiz ibrat bo'ldi-da, Ahun Karim, Ibn Ahin Karim deyishganda, antumut tuloqo, ozodsizlar ketaveringlar dedi. Shu bilan payg'ambarimiz ana shu dushman bo'lgan Qurayshda qalbini ulfat qildi o'ziga. Ana birodarlar ibrat. Bizga bunaqa ibrat qayerda bor? Biz taniymiz Muhammad sollallohu alayhi vasallam. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam er sifatida mukammal inson edi. Bütün ümmeti taşvişi yelkesinde turup, iki dünyada ham yelkesinde turgan Nabi sallallahu aleyhi ve sellem köşeden kegende hatınlarına şirin söz yapırken yani toparladı sözde. Nabi ilerlerini yelkesine otkesip, ot bulup yürüverişlikken takatı bağladı, vakti bağladı. Bizde var mı şu neresi? Ben işlep geldim, ben çarçap geldim. Bak, senlerde yürüpten köşede, üyüde çiçek amali. Adamlarla ben küraşım yürüpten köşede, üyüge kirsem ama kılaman, küraşam ama da Türk çıralı geplerden narıklarımız bollarımızı. Lekin Nabi sallallohu alayhi vasallam shunday tashvish yelkasida bo'lib turib payg'ambarimiz xotinlarga yaxshi gapirish emas, hatto uy ishlarini idora qilishida payg'ambarimiz yordam berdi. Hatto yamoqlarni o'zi tikkan. Birodarlar, o'ylab ko'ringlar, qachon yamoqni o'zi tikkansiz? Ha desa katta odamsiz-da. Yamoq tikasizmisiz? Shu yoshga kelib turib, siz payg'ambarimizni qarang, nima ish qilganligini, endi o'zingiz kimingizni ko'rib qo'yavering. Biz taniymizmi Muhammad sallallohu alayhi vasallam? Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam odam bolasi dunyoga kelib vafot etguncha Allohning rizosiga yetishligi uchun qanday namuna, qanday qo'llanmaga muhtoj bo'lsa, hammasini payg'ambarimiz mukammal suratda hayotda qoldirib ketdi. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam hatto dushmanlarni ko'zida ham buyuk inson edi. Xiraql, Rumni podshohi, uni yurtiga kelgan Qurayshdan bir top savdogarlarni kelganligini xabarni eshitdi-da, menga chaqirib kelinglar dedi. Abu Sufyon ibn Harb Quraysh qabilasidan. Qurayshda eng katta oqsoqol o'sha davrda. Payg'ambarimizga eng qattiq bo'lgan dushman Xiraql, "Men sendan dedi, menga unga nasab jihatdan Muhammadga yaqinroq bo'lgan kishini olib kelinglar menga" dedi. Ya'ni Muhammad haqida bilmoqchiman dedi. Eshitdi Rum sultoni ham. Abu Sufyonni o'tkizdi. Abu Sufyon aytadi, yolg'on gapirib Muhammadni yomon ko'rsatgim keldi deydi. Lekin arablarning sayyidi yolg'onchi ekan degan gapni xohlamadim deydi. Uning ustiga Xiraql Abu Sufyon bilan birga kelganlarni bir qator qilib o'tkizdi. Agar men savol berganimda Abu Sufyon noto'g'ri javob bersa, orqadagilar ishora qilib qo'yiladi dedi. Tushunarlimi? Bittasi bunday qildimi, demak qolgani yolg'onchi degani. Mana shu dushmanlarni ko'zidan ham payg'ambar sollallohu alayhi vasallam buyuk edi. Xiraql so'radi. Nasl nasaba qanaqa sizlardorilarda? Endi bu javob berayotgan kishi hozir biz faqat yaxshi ko'rgan kishilarning gapini gapirgan bo'lsak, eng yomon ko'rgan kishi gapiryapti payg'ambarimiz. Nasl nasabi nihoyatda bir oliy bo'lgan kishi dedi. Xiraql so'radi. Yolg'on gapiradimi? Abu Sufyon yo'q dedi. Xiyonat qiladimi dedi? Abu Sufyon yo'q dedi. Uning ashoblari ko'payib boryaptimi, ozayib boryaptimi? Ko'payib boryapti dedi. Uning dinidan biror kishi qaytdimi dedi? Yo'q dedi. Xiraql, nima gap yuradi sizlarni dedi. Abu Sufyon javob berdi, namozga, rostgo'ylikka, iffatga dedi. Dushmanini payg'ambarimizga berayotgan bahosi. Shunda Xiraql, agar bu sifatlarni o'zida jamlagan bitta inson bo'lsa dedi, tez kunlarda mana shu oyog'ima tayda turgan yerga hukmronlik qiladi dedi. Ya'ni bu buyukligini Xiraql bildi, ko'rdi. Biz hali payg'ambarimiz haqida kirishganimiz yo'q. Biz nimani o'qiyotganligimiz, nimani o'rganishimizni bilib olaylik qadrini.
Tarixda büyük insanlar var. Her bir de büyük insan malum bir sahada, malum bir meydanda, malum bir vakitte büyük boyan, keyin ochgan büyüklüğü. Zor sportsmen, zor doktor, zor şair, zor koşukçu ve hakeza. Malum bir sahada boldu, tügeldi. Lekin Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem hayatı şey. Uzat, ceng meydanı da tinçlikle büyük kişiydi. Büyük ata yedi. Er sıfatı da, insan sıfatı da büyük idi. Ahlakı büyük idi. Hiç kaçan Peygamberimiz özünü şahsiyeti için buradan intikam olmayan. Şahsiyeti için burada sökkenmez, burada cezala gelmez. Hiç kaçan her kişinin urgenmez. Hiç kaçan hıyanat kılıp yalan yapılmayan Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Hatta ki Peygamberimizin ahlakını görün çok kılıyor yine. Abdullah ibn Sa'd ibn Abi Sarh. Peygamberimiz gücüde katlık düşman bugün. İçi de hıyanatı yaşayıp durgen bu seyem. Kelip Peygamberimizge, ey Muhammed meseyi iman keltiremen de kolunu çözdü. Peygamberimizin imanı kabul dışı da hağlamadı. Sahabalardan bittersin atasını öldürgen idi. Ana şu sahabalarda bittersin türüptü şu ölgen kişinin balası. Kolunu çözdü Peygamberimiz için tezgahı karar. Ey Muhammed meseyi iman keltiremedi. İkinci matı düşmanı bilen kıl yaptı muamalarını burada da görüp koyular. İki matta, üçüncü matta Peygamberimiz kolunu şap, bayatını kabul kılıp çıkıp gitkendirken atçıkları gelip etti ki, içilerde bırak da bir raşit kişi yok mu dedi. Yüzümü bir neçen matta tezgahı karavaganımdan, bunu Peygamberimiz imanını kabul kılıçlı halama yaptı. Seni atayını öldürgen idi, atçıkıp kasasını amisa mı? Düşünmeliyim şunu dedi. Degende sahabalı ya Resulullah, şu sezmeye kapısı köz bulamadı, işara kıpoganizde kifaya kılar degende Peygamberimiz, مَا كَانَ لِنَبِيِّنْ اَنْ تَكُونَ لَهُ خَائِنَةُ الْاَيُنْ Peygamberge hatta köz bilen hıyanat kılışı mümkünmez dedi. Düşmanı bilen kılıyken muamele diyen Peygamberimiz doğru açıqıdı. Hıyanatlı köz bilen hem kıyanmaz. Biz tanıyınız mı Zasur Esselam'da? Peygamberimiz, Peygamber bu güçü büyük insanıdır. Sadıkul emin idi. İşançlı, rastgöy idi. Peygamber bu genden ki, كَانَ خُلُقُهُ الْقُرْآنِ Ahlakı Kur'an idi. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem zahirliği de, dünyadan bir hacetliği de büyüğüdü. Men bilen dünyada ne işi vardı? Dünya bilen benim işim, ne işim var? Meni dedi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, dünyaya girip çıkıp geçtiğim, hutta ıslık günde bir misafir, seferde yürüp çarçar, darahtaya gekelip, salkınlar, damını alıp, yine seferin devam etken dek, dünyayla bile benim hiç kanaka işim yok degen. Biz tanıyınız mı uzatma? Nebi sallallahu aleyhi ve sellem, büyük insanıdır. Kureyş, peygamberliğini Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem kötarıp çıkkandı maş alını. Cinni deyip gördü, sihirgar deyip gördü, Mecnun deyip görüp durup, omanatlarına atkı koyuşu uğrar. Değil Muhammed, maturuptusun senin de. Omma bile dururken de Peygamberimizi harkı lakablarla hakaratlar durup, lakin yalnız koyken de Peygamberimizin büyüklüğüne tanışmaz mı? Yani Peygamberimizi görün ki büyük insanlığına. Hicret kılıp getiriyor. Künde, omonatlar bor edi payg'ambarimizda. Ha bizda qoda nima qiladi? Ha bir kuydiraysanlarda. Menga shuncha qiyinchilik bergan, bir ko'rsataysanlarga kunini kuydiraman demasdan payg'ambarimiz buyukligini ko'ringki, mana shu joyda ham ibrat bo'ldi. Ali roziyallohu anhu ga omonatlarni bitta-bitta tanishtirdi. Kim falonchilik, kim falonchilik kelib. Payg'ambarimiz hatto birorta bir payg'ambar bo'lguncha ham, payg'ambar bo'lgandan keyin ham, hatto dushmanlar payg'ambarimizni hayotidan bir nuqson, kamchiligini topa olmaydi. Biz tanıyınız mı uzakla? Bu ümmet yükselgen. Hani şöyle kolak bogen, pas bogen, halk, Kureyş, Araplar, İslam'ına yükseldi. Bana şu hafızlıkündeki İslam'ın ümmetini yükselişe gidiş şartıyan, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'le örgenin hayatını uzatki iktidak ilişkiliydi. لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولُ اللّٰهِ اُسْوَةٌ حَسَنًا وَعَلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللّٰهِ Ey Müslümanlar, deyip de Allah. Bililer, içilerde Allah'ın Resulü var, deyip de. Bu üç bayitte sahabalarga aytildimez. Kıyamet geçekel olgen Müslümanlarga aytildiler. Peygamberimiz vafat etken hazır. Lekin bu kişinin sünneti, sireti, tecrübeleri türüp de aldığımızda. Yani şunu üşeseler yükselesiler deydi. 23 yıl müddette Peygamberimiz bana şuna bir sahrayı boyan kala hakkını dünyaya ustazlık derecesine götürdü, yükseldirdi. Meşhur adamlar var. Artistler var. Aktyorlar var. Sportçılar var, va hokazolar var. Şular bir-biriga nasihat qiladi. Aytadiki, hadab televizorga chiqaverma deydi. Hadab odamlarga aralashaverma deydi. Nima ketib qoladi? Qadring ketib qoladi deydi.
Çünkü onlarda malum bir sıfatı bilen tanıgan olsa, yaş sıfatı bilen. Bu zor avazı zor, bu zor bir kandidir sportçı. Başka tamamlarını hem körse, senden hapsala sporup yatalı olanlar degen dakika, ayıplarını körünün kolak tap. Lekin Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e hayatı buradırlar. 1400 yıldan beri okul yaptı. Hali hiç kimse mal olarak gelmez, mal alınmaydı. Mucizemez mi bu? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bilen, böyle yaşayan insanlar ne mi degen? Mesela yaşlıda bilgi adamınız bilen, bilgi yürgen adam bilen onu kimliğine, doğru mu? Siz fakat yaş zamanını bilersiniz. Ahli süfe boyan, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in mescidi de bir çekilde süfe boyan, Peygamberimizi kembağa, muhatta fakir sahabaları şu yerde yaşayan, mescidin sadaka ihsanı gibi yaşayan. Şunlar 10 yıllar şu mescidde yaşayan olsa, Peygamberimizden onlar Moğollarımızı erkiş yenmez. Belki onların közü de Peygamberimizin gibi boyan muhabbeti, o kişinin haybeti, o kişinin büyüklüğü ziyade oldu. Peygamberimiz Mekke fathına 10 bin kişi bilen geldi. Bir ayda yakın turdu billah. Bu 10 bin kişi bir ay turarken Peygamberimiz gibi olan hurmatı, haybeti yani ziyadalaşı vardı. Zergişken yok Peygamberimizden. Her kandı insan, her kandı büyük olmasın, onun kimliğini üyüdüğü hatını bilirdi. Köşede zor, özünü alı yürüyüşü, muhatta bir yakşı, takvalı görünmedi ve hakezalar. Şimdi üyüde kimliğini kim bilirdi? Hatını bilirdi. Kişinin kimliği, hatını bilen, bala çakası bilen, kıyam muamelesinden bilen deydi. Hükam alır. Çünkü itaatta da o mecbur. Sizi incirli geziyem kötüredi, başka geziyem kötüredi. Şimdi Peygamberimiz hakkında ayarlarını ne bileyim? Peygamber bu gelirken 40 yaş ekirgeni de. Hadice anamız bilen 15 yıl turmuş kıldı. Peygamber bu güce. 25 ekirgeni turmuş kıldı, 40 ekirgeni Peygamber bu. 15 yıl bile turmuş kıyan ayarlı. Peygamberimiz vahide alıp şu, beni orap oylar, beni orap oylar de durgen payette, Allah'a yıkasam, canımdan korkup gittim dedi. Yani ölüp kalar mı ki ben de korkup gittim dedi, de hadis anamız Allah'a yıkasam. Hergiz Allah sizi harkı mıydı? Akır siz karındaş uruşuyla zor kılasız. Yetimde başını silesiz. Kıyılan genlerine yordan verasız. Sizdeki kişinin Allah'a harkı mıydı? Ey alıp oha verip durdu. Ayşe anamızdan gelip, Resulullah'ın üyüdeki ahlakı kandıydı dese, kana khuluquhu al-Qur'an yoki Qur'anan yamshi fawqa al-ard. U zotning axloqi Qur'on edi derdi yoki Qur'on bo'lib hayotda yerizda tirik bo'lib yurardi derdi. Payg'ambarimizni hayotdan o'rganarkanmiz bizga boshidan oxirigacha ibrat. Bizga ibrat qilib ko'rsatilayotgan odamlar, bizga namuna bo'lishlikka da'vo qilayotgan kishilarda birortasi, qaytarib aytaman, birortasi bizga ibrat bo'lishlikka yaramaydi. Nima uchun? Alloh aytganligi uchun. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswa. Allohning payg'ambari Muhammad alayhisalomda sizlarga ibrat namuna dedi. Modomiki biz maqsadimiz jannatga borib, Rasulullohning suhbatida o'tirish hamda Alloh taoloning jamolini ko'rishlik bo'lar ekan, payg'ambar sollallohu alayhi vasallamni o'zimizga imom deb, boshliq deb, ibrat deb bilishimiz kerak bo'ladi. Ergashligimiz uchun uzoqni o'rganishimiz kerak hayotini. İbrat alışığımız gerek. Şayet Allah subhanahu wa ta'ala kıyamet günü de o kişinin şefaatinden bahraman kısa. Akulu kavli hada ve estağfirullah li ve lekum. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.